Ben Adem Hoca tüm değerli öğrencilerime, arkadaşlarıma, sevgilerime, saygılarımı sunuyorum. Bu videomda 2017 KPSS lisans genel yetenekte çıkmış 6 dil bilgisi sorusunu arkadaşlar. Yine her zamanki gibi kısa notlar, püf noktalarla anlatıyorum. Lütfen not almayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, çıkmış soruları yayınlamak yasak olduğundan ve cezası olduğundan ben telif yememe adına cümlede bazı kelimelerde değişiklikler yaptım. Bazı kelime ve cümleleri değiştirdim arkadaşlar. Soruda onu da başta söylemiş olayım arkadaşlar. Gençler Arkadaşlar çıkmış sorular birbirlerine çok yakın. Yani şu an 2017 2021'e kadar çözdüm. Oyun atma listemde muhakkak izleyin. Ya sorular aynı. Aynı tipi sorular çok kolay soruyorlar. Ondan dolayı bu oyun atma listesini gerçekten iyi dinleyen, güzel not alan belli bir seviyeye gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Diyor. Ve herkese şimdiden başarılar diliyorum. Lütfen paylaşmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videolar için. Çünkü her şey sizden başarısı için diyor. Ve hemen sorulara geçelim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar 2017 KPSS lisans genel yetenek dil bilgisi sorularının ilki yazım kuralları ile alakalı hangisinin yazımı yanlışır demiş parçada altı çizili kelimeler. Böyle yabancı sözcüklerin yazımı arada bir karşımıza çıkıyor. Allah'tan genelde çıkan cevap şık olan kelime herkesin bildiği kolay sorular oluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkeologlar, stratejik, aksesuar, obje ve figürleri demiş. Hangisinin yazımı yanlış? Tabii ki birisi sırtıyor arkadaşlar. Şimdi ee, arkeologlar doğru hocam. Arkeolog. Bu arada şunu not alabiliriz. Mesela bu ünlüyle başladığı zaman arkeolog yumuşam olur. Arkeoloğu tamam mı? Biyoloğu, sosyoloğu bunu bilmekte fayda var. Stratejik doğru hocam. E, aksesuar demiş hocam. Aksesuar yanlış aksesuar değil. Şuradaki V'ye kalkması lazım. Aksesuar olacak. Ha bu var. Sanırım mesela laboratuvarda var. Laboratuvarda var ama aksesuar değil. Aksesuar olması lazım. Obje. Figür. Bunlar doğru. Yani arkadaşlar ne olması lazım? Tabii ki C olması lazım. Sevgili gençler genelde bilinen karıştıracağımız kelime var mı? Figürler. Stratejik. Arkeolog. Ondan sonracıma aksi su var tamam obje doğru bundan dolayı 3 Ceyhan diyor ve geçiyorum arkadaşlar. İkinci sorumuz sözcük türleri sorusu. Her senin sözcük türlerine muhakkak soru gelir. Aman dikkat ve genelde kolay geliyor. Ee, sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bilincimiz ve dolayısıyla bilincimizdeki kavram. Bilincimiz hocam isim bu. Bilmekten bilinç. Bilincimiz bitti bilincimiz ve isim bu hocam. Yani edat olma ihtimali sıfır, sıfır. yani denizliği ve Edirne'yi eliyoruz. E, ve dolayısıyla bilincimizi kararını değişiyor. Durmadan, ha, şimdi değişiyor yükle. Nasıl değişiyor? Durmadan. Buradaki madan zaten zarf değil arkadaşlar. Değil mi? Zarf değil. Aynı zamanda durum zarf yapmış. Nasıl değişiyor? Durmadan. Durum zarfı. Yani Ceyhan'da şu edattan dolayı ne yaptım? Eledim. A ya da B arasında kaldım. Devam ediyorum. Dünün o duygulu sanatçısı gitti. Bakın burada önemli bir şey söyleyeceğim size. Nasıl sanatçı duygulu? Hocam duygulu sıfat. Ne sıfatı bu? Niteleme sıfatı. Nasıl sanatçı duygulu? Hangi sanatçı o? Bakın buradaki o şöyle uçuyor. Bu sanatçı şöyle çakıyor yani. Döner tekme. İşte bu işaret sıfatı. Yani bilelim. İşaret sıfatı nitelediği kelimenin arasına niteleme sıfatı almış. Bu da ölme ya. O sanatçı duygulu sanatçı tamam mı? Yani buna zamir demeyeceksiniz. O sanatçı işaret sıfatı, duygulu niteleme sıfatı. Bir kelime aynı anda iki tane belirtme sıfat almış. Notumuz alalım. İşaret ve niteleme sıfatları her zaman belirtme sıfatıdır. Ondan dolayı hocam yani tabii ki zamir değil hemen A çıktı ortaya. Nasıl sanatçı çağdaş niteleme sıfatı? Kolay soru. Gerçekten çok kolay soru. Ama burada hani ben ekstra bazı şeyler vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Diyorum ve bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Evet ses olayları sorusu hangi ses olayı yoktur? Genelde okuyarak gidelim. İşte filozof, freak, insan aklını hocam akıl aklı ünlü düşmesi var hocam. Hemen gördüğün kelimeyi a'yı eledim. Bir şişenin içine girmiş ufacık ufak ufacık hemen ünsüz düşmesi var mı denizde eliyorum. Sinek sineğe hocam yumuşama. E, hocam Ceyhan'da gitti. Benzetiyor. Benizden benzetmek. Not alalım. Burada da ünlü düşmesi var. Bakın ünlü düşmesini iki kere çizdim. Sinek içine girdiği, dık girdiği sıfat fiil yumuşamış hocam. Ünsüz yumuşamasını bir daha çizdim. Fark edemiyor. Bakın şuradaki edemiyordu da şey var. Fark etmek. T, D olmuş yani yumuşama. Aynı zamanda fark edemiyor. Ünlü daralması var arkadaşlar. Bu dikkat. Olumsuz gelmeyen genelde daralır. Gelmiyor, anlamıyor, fark edemiyor, gelmiyor. Her çıkmak istediğinde hocam yumuşama var. Vuruyor da bakın şey yok. E, daralma yok çünkü R ile bitmiş. Veremiyor. Var burada. Veremiyor. Hocam ünlü daralması var yine. E, şöyle baktım. Zaten şey çıktı değil mi? E şıkkı çıktı yani. Yani ünsüz benzeşmesi var mı? Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi varsa muhakkak şey vardır. İki sert yan yandır Mesela şu örneği yazabilirsiniz. Örnek verelim. İşte kitapçı mesela bakın kitapçı 15 T git bakın mesela burada bütün kelimelerde şey var kitapçı P'den sonra Ç 15 şeyden sonra T T'den sonra yani bir yerde ünsüz benzeşmesi varsa kelimenin kökünden sonra ekler ya da diğer ekler arasında kök ek arasında bu kural olması lazım. Ondan dolayı yani ünsüz benzeşmesi böyle bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Kitapçı, seçkin, 15'te gitti, kaçtı, değişken. Böyle bir şey yok. Ünsüz benzeşmesi diyorum ve geçiyorum. Diğerlerine zaten evet, oldukça kolay. Girdiği yine yumuşama var. Geçtik arkadaşlar. Sevgili gençler. Bu e, ögeler, öge ve tamamlama artık her sene sınavlarda geliyor bakın. Mesela şu anda 2021'de çözüm. Dikkat edin oynatma listemde. Yani bu tip soru her zaman var. Bir cümlenin öznesi ya da yüklemi, isim tanıması mı, sıfat tanıması Hatta bunu bakın şöyle TYT'de üniversite sınavlarında bir tık daha şey soruyorlar yani. Artık e, cümlenin öznesindeki tamlamayı ayırmış. Tamlayanı mı isim tanıması yoksa tamlananı mı isim tanıması? Bu kadar ayrıntı iniyor. Demek ki arkadaşlar bu soru tipini çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi özneyi bulacağım. Özne sıfat tamlaması olacak. Tamam hocam. Sıfat tamlaması neydi? Güzel okul. Sıfat. Her sıfat sıfat alması. Notumuzu alalım. Her sıfat sıfat almasıdır. En temel etkendir bakalım. Bireyin benliğini bütünüyle saran duygular. Hocam şimdi şurası tamamen özne değil mi? Bakın burası özne arkadaşlar. Hayatın her alanında bireyin düşünce göre en temel etkendir. Ne? Falan. Şimdi bakalım. E, duygular isim. Nasıl duygu? Bireyin benliği. Bakın bireyin benliği belirtilisin tanıması. Ben burada neye bak bunu çok ısrarla vurguluyorum. Yani kardeşim öznenin son kelimesine sonuna bakın. Bireyin benliği belirtili isim tanıması ama bireyin benliğini bütünüyle saran duygular nasıl duygular işte nasıl sorusunun cevabı olduğundan en son kelime sıfat olduğundan ben bu cümlenin öznesini hocam sıfat tanıması diyorum. Kesinlikle bu. Nasıl duygular? Zaten her zaman derim. Not alın arkadaşlar nasıl kelimesi ile hangi sorusunun cevabı varsa arkadaşlar isme sorduğumuz zaman cevap her zaman sıfat tanımasıdır. Nasıl duygu? Hangi duygu? Cevap hocam. sıfat. A diyorum. Tamam mı? Bakın. Mesela burada devam edelim. Yanıtlayamaz. Kim? Ne? Duygular mı? Düşüncelere. Düşün duygulara yön verir sorusunu insan beyni konuyla yanıtlayamaz. Kim insan beyni? Hocam bu cümlenin özlemi insan beyni. Bu ise isim tanıması. Hatta hangi isim tanıması? Şöyle belirtisiz isim tanıması. Neyi? Sorusunu bu nesne zaten. Nasıl kolaylıkla. Yani cümlenin öznesi burada belirtisiz isim tanıması. B'yi eliyorum. Ceyhan'a baktığımız zaman zorlanmıştır. Zorlanmış olan ne? İçinde yaşadığı sosyal yapın düşünceleri sorgularken insanlar. Aslında bu bence en çeldirici C diyebilirim. Çünkü bu cümlenin özdesi insanlar. Tek başına. Tamlama değil yani. Ne zaman? içinde yaşadığı sosyal yapım düşünce yapısını sorgularken yani şöyle zarf tamlayıcısı komple zarf, bakın sorgularken zarf fiil grubu olur. Her zaman he bakın şimdi C şıkkında şu dikkat edin. Lütfen not alır mıyız bakın. Şimdi Adem Hoca böyle kısa değil ee, özet değil, özel ders tadında ders anlatır. Şimdi C şıkkında her zaman sıfat tanımlaması ama zarf tanımlayıcıdır. Bu da güzel soru ha. Yani şu soru genelde yanlış yapılıyor. Mesela desek ki başka bir sınavda karşımıza çıksa zarf tamlayıcısı sıfat tanıması. Nerede böyle bir şey var? Mesela bunu TYT'de çok sorarlar. Evet C seçeneğinde her zaman kelimesi zarf tamlayıcısıdır. Tamam mı? Ama sözcük türü olarak sıfat tamlamasıdır. Tamlam olarak. Bir daha söylüyorum. Her zaman kelimesi öge olarak zarf tamlayıcısı ama tamlam olarak sıfat tamlamasıdır. Bunu da bilin. Çünkü her burada belgisi sıfattır. Zaman isimdir. Her zaman. Kötü zaman. iyi zaman. Şu zaman. Her zaman. Tamam mı? Ya bundan not alın arkadaşlar. Bundan dolayı C'de olamaz. Getirecektir. Kimle? ne? Buzulların hızlarımız. Hocam ee, Denizli'nin öznesi de not alalım. <laughs> i̇sim tanıması. Bu arada bakın hemen aklıma gelmişken 2021 TYT sorusuna göre buzulların hızla erimesi belirtili isim tanımasıdır. Hızla zarf ama belirtili isim tanıması. Önceden biz fiilimsileri tamlama kabul etmezdik. Ama 2021'deki çıkmış soruyla artık yani buzulların erimesi, Adem Hoca'nın konuşması, ışığın sönmesi gibi okulların açılması mayışmak gibi fiilimsileri tamlama kabul ederiz. Bunu da bilmekte fayda var. İsteği olanla yazma eğilim. Bu da belirtisi isim tanıması. Tamam mı? A sıfat tanıması. B seçeneği isim tanıması. C han sadece tek kelime tamlama değil. Denizli belirtili E şıkkı belirtisi isim tanıması. Cevap A şıkkı ama biz çıkmış soru üzerinde şöyle biraz analiz yapmış olduk diyor ve geçiyorum. Evet dostlar hemen 5. sorumuza bakalım. Sözcük türleri sorusu. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangileri niteleme görevinde kullanılmamıştır? Niteleme görevi. Aklımıza niteleme sıfatı gelmesi lazım arkadaşlar. Baktığımız zaman ales hastalığının yanlış katlanmış proteinlerin nasıl protein katlamış? Bakın buradaki mış eki arkadaşlar not alalım. Bir defa sıfat fiil. Neden? Mış eki fiil almış önündeki isme vurmuş. Mesela şöyle deseydi. Bu elbiseler çok güzel katlanmış. Aferin. O o zaman ne olurdu? Yüklem olurdu. Fiil olurdu. Ama niteleme sıfatı, niteleme görevi. Ama burada katlanmış proteinlerin. Nasıl protein? Yanlış katlanmış. Yani katlanmış kelimesi burada ismi ne yapmış? Nitelemiş. Yani niteleme görevinde hocam. Sonra ilişkisi olduğu zannediliyor. Yani buradaki olduğu kelimesi önündeki ismi nitelemiyor ki. Değil mi? Yani bir defa iki kesinlikle niteleme görevinde değil neyi zanned olduğu zannediliyor. Bir niteleme özelliği yok. Ee, başka baktığımızda bağırsak bakterilerin ürettiği amiloid protein. Bakın buradaki sıfat fiille şey. Ee, ürettiği amiloid protein. Nasıl bir proteinmiş? Ürettiği hocam bu da sıfat fiil. Aslında bakın şu var. Sözcük türleri altı çizili kelimelerin hepsi arkadaşı sıfat. Bak şimdi dikkatimi çekti bakın. Bütün kelimeler arkadaşlar sıfat fil fiilimsi. Hepsinin önünde isim var niteliyor gibi ama iki de böyle bir özellik yok. Mesela incelediği araştırma. Nasıl araştırma? İncelediği araştırma. Bakın yine dık fiilimsisi almış kelime önündeki ismi nitelemiş. Anlam itibariyle katlanmış protein. Değil mi? Ürettiği ameliyat protein. İncelediği araştırma. Fark edildi benzediği fark edildi. Burada bir şey yok. Yani sorunlu pro çok benzediği. Mesela bakın bir de şöyle bir şey var. Böyle kendi kendimize e, ayrıntılı anlatıyorum. Şu benzediği kelimesiyle olduğu kelimesi sonra nefes alabilirsin. Durabilirsin. Benzediği fark edildi. Olduğu ama değerlendiriyor. Katlanmış protein, ürettiği protein, incelediği araştırma. Ondan dolayı arkadaşlar ne olur? 2 ile 5 olması lazım. Ceyhan ama şu dikkatimi çekti. Adam fiilimsiz olmuş. Şunu not alalım arkadaşlar. Sıfat fiiller genelde ismi niteler. Tamam mı? Ya da adlaşır. Ama bazen bakın önünde isim hiç olmuyor. Benzediği. Önünde isim yok. Hatta isim de gelemez. Çok hani aslında burada var çok ince bir ayrıntı var. Soru çok kolay ama ince bir ayrıntı var. Notumuzu aldık mı arkadaşlar? Sıfat fiiller yan niteleme sıfatı görevindedir ya da adlaşma sıfat kürevinde de burada ise arkadaşlar ne niteleme sıfatı ne de adlaşma yani önüne isim gelme ihtimali yok bu iki kelime olduğu benzediği falan ama istesik aslında getirebiliriz cümleye göre diyorum ve geçiyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar son dil bilgisi sorumuzu çözüyoruz. Sözcük yapısı sorusu. Önce kendini çözün sonra dinleyin sevgili gençler. Birkaç özelliğim var burada bu soruyla alakalı. Şimdi arkadaşlar şöyle aşağıya birkaç bir tane not yazdım. Şimdi hangisi diyor yapı bakımından diğerlerinden farklı? Sözcüğün yapısını soruyor bakın. Sözcüklerin yapısı yani basit bir türemiş mi bileşik mi? İnsanlar normalde hayatlarında bir defa ergenlik bir defa şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Notumuzu alalım. Cılıklısız ekleri Türkçe'de her zaman isimden isim yapım ekidir. Cılıklısız. Yani burada ergenlik var. Ergenlik. Yani bu türemiş arkadaşlar. Tamam mı? Burada yeri gelmişken arkadaşlar ergendeki gen de e, yapım ekidir ha. Ergen. Hatta başkan. Bunu özellikle araştırdım. Ha, ÖSYM çok sormayabilir. Ama ergen, başkan gibi. Yani buradaki gen de şeydir aslında. İsimden isim, yeni isimden isim. Tamam mı? E, ama bu lık iki varsa bitti. Acısı çekerler. Hemen ikinci notum şu arkadaşlar. Çekmekten çeker. Yani arkadaşlar ne bu? E, zaman ekleri. Zaman ekleri. Yani kipekleri. Hatta kipekleri yazmış buraya. Türkçe'de her zaman her yerde çekim ekidir. Kipekleri. Yani buradaki er e, eki nedir? Kipeki. Geniş zaman kipi. de şahıs eki. Ondan dolayı burada bir şey yok. Eklerin hepsi çekim eki olduğundan hocam bu nedir? Tabii ki basit sözcüktür. Diye şimdi sevgili gençler lütfen bunu not alın beni takip edene bunu defalarca söylediğim şahit olacaktır o da şu Bir öğrenci kesinlikle diye kelimesindeki espriyi bilmesi lazım Sevgili gençler diyedeki e zarf fiildir tamam mı zarf fiildir diye Yani demek ya kelimenin kökü demek İşte kelimeyi zarf yapmış çalışmıyorum diye kızdı niçin kızdı çalışmıyorum diye. İşte buradaki e zarf neden fiil? İşte fiili zarf yaptık yani. Ondan dolayı zarf fiil. Geç kaldım diye gönül koydu. Niçin? Neden? 9'u 5 geçe geldi. Ne zaman? 9'u 5 geçe. Geç e. Ondan dolayı diye geçedeki e'nin zarf fiil olduğunu not alın. Çünkü fiili zarf yapıyor. 2- Zafiroğlu'nun hali türemiş sözcük oluyor. Diye kelimesi türemiş. Aynı zamanda demekten diye. de değil de diye. Önlü daralmasıdır. Y de kaynaştırma harfidir. Bakın bunu o kadar çok anlatıyorum ki sınavlarda karşımıza bir şekil geliyor. İşte 2017'de de karşımıza çıkmış. Tamam arkadaşlar? Bundan dolayı buradaki diye kelimesini tabii ki ne diyoruz hocam? Türemiş. Sanatçı. İşte dedim cılıklısız sanatçı. Hocam bu da türemiş. Gençleşmek. Tamam mı yani? Leş burada. Nedir? Yine yapım eki. Bu da türemiş oldu. Gençten gençleşmek. Ee, kötüleşmek, iyileşmek, esmerleşmek. Buradaki ır, geniş zaman kipiller yine yukarıdaki gibi. Bunlar zaten çekmek. Bundan dolayı arkadaşlar hangisi yapı bakımından farklı? Tabii ki iki diyorum. Basit diğerleri türemiş. Altı tane soru. Gerçekten kolay soru. Takip edenler bilecek. Her sene buna benzer sorularla karşımıza çıkıyorlar arkadaşlar. Evet beğenmeyi yorum yapmayı arkadaşlar lütfen unutmayın. Bakın seri güzel gidiyor. Sizlerin yorumları benim için bir aş şefk oluyor. Bundan fırsat bulucu şey çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlarınıza tavsiye edin. Instagram'da değişik şeylerde paylaşın arkadaşlar. Ee, bu benim için çok ama çok önemli. Diğer videolar için diyorum. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.